AK Parti'den İstanbul Milletvekili olan ve bir dönem önce TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi olan Ahmet Hamdi Çamlı, PERPA ziyareti sırasında basına açıklama yaptı. Çamlı burada yaptığı konuşmada üzerindeki ceketi göstererek, "Ha bu gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz sokakta," dedi. Çamlı konuşmasının bir kısmında, matematik ve uzay bilimlerini İslam medeniyetinin icat ettiğini ve bu bilimlerin olmaması halinde bakkal hesabı dahi yapılamayacağını ifade etti. Trump'a bakkaldan kahvaltılık al gel, hesabını çıkar diye. Çamlı konuşması sırasında şu ifadeleri kullandı. Benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu Amerikan, bu Trump'a New York'ta oturduğu yerden bakkaldan bir torba kahvaltılık al gel ve o kahvaltılığın hesabını çıkar deseydin benim dedem matematiği, ilmi, bilimi, teknolojiyi icat etmemiş olduğu bir halde, Trump efendi. Macron git şuradan bir kahvaltılık al kahvaltı yapalım sonra da bana hesabını çıkar deseydik vallahi billahi hesabı çıkarmak için duvar kadar tahtaya ihtiyaç duyardı. Roma rakamları var ya, bir kazık, İki kazık. Çamlı konuşmasının devamında Roma rakamlarını kazık olarak ifade ederek şöyle devam etti. Roma rakamları var ya bildiğimiz bir kazık iki kazık ve çarpı yanına bir kazık koy bunlarla uğraşacaktık. Benim dedem ona dedi ki, geri zekalı, bak bu iş böyle olmaz, al şu sıfırı, çarpmayı bölmeyi de hesap yapmayı öğren dedi ve dedemi öldürdü. Bütün bu ilimi, bilimi, teknolojiyi, dedemin kütüphanesinden çaldı ve bir tane adam kalmayacasına hepsini katletti. Endülüs Emevileri döneminden bahseden Çamlı, Avrupalıları kastederek, teknolojiyi üretecek, icat edecek kafa yok sarhoş adam yani adam öldürmeye endeksli dedi. Çamlı Avrupa insanlarının kökeni için, adam öldürmeye endeksli, sarhoş nitelemesinde bulundu. Küresel hırsızlar, zalimler konuşmasında, küresel hırsızlar, zalimler diye tanımladığı grupların Türkiye'ye saldırılarda bulunduğunu söyleyen Çamlı, adalet istiyoruz, hırsızlık istemiyoruz, dedi. Siyasi, ideolojik ve mezhep olarak ayrıştığımızı ifade eden Çamlı devam eden konuşmasında öz eleştiride bulundu. Şu kumaşı DİKECKMAKİNEMİZ yok, üzerindeki ceketi göstererek, şu kumaşı dikecek bir dikiş makinemiz yok ama solculukta bizden ileride kimse yok, sağcılıkta bizden ileride kimse yok, ifadelerinde bulunarak, ha bu gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz sokakta, diye belirtti, Milli Eğitim Komisyonu'nda görev aldı. Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu günlerden bu yana gönüllü şoförlüğünü yapmıştı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde İstanbul'dan AK Parti milletvekili seçilen Çamlı, TBMM'de Milli Eğitim Komisyonu'ndan görev almıştı. Yorumları görevlisi, 0.